Merhaba Özel Eğitim ailesi, ben Erkut Erdağ, dersimiz Özel Eğitim'desiniz. Sevgili ailem, bugünkü video konumuz özel gereksinim tanısı almış çocuklarımız ne zaman okul öncesi eğitim kurumuna başlamalı olacak? Bu yeni tanı almış çocuklarımızın ailelerinin çok sık karşılaştığı bir ikilemdir ve bizlere bu konularda çok sık danışılır. Sosyal medyada şöyle bir taradığımda bu konunun halen güncel olduğunu görüyorum. Çünkü zamanlaması doğru yapılmış, doğru bir okul öncesi eğitim kurumu çocuğumuzun tanısı ne olursa olsun ilerleyen sürecini olumlu planlamada gerçekten ve gerçekten çok önemli. Ya da risk grubunda olan çocuklarımızda, özellikle otizm riski olan çocuklarımızda henüz tanısı netleşmemişken doğru bir okul öncesi eğitim kurumuna başlaması, çocuğa doğru fırsatların verilmesi, tanının zaten risk grubunda olduğu için kesin değil tanısı, tanının ortadan kalkmasına neden olabilmekte ve çocuğun sürecini olumlu yönde etkileyebilmekte. Dolayısıyla doğru bir zamanlama, doğru bir okul öncesi eğitim kurumu. Evet, iki zor denklemle karşınızdayım. Öncelikle doğru bir zamanlama nasıl olmalı? Şimdi genelde çocuklarımız hekim tarafından tanılandığında başlayan özel eğitim süreciyle beraber hemen işte bir kreşe gönderelim, hemen bir okul öncesi eğitim kurumuna gönderelim. Çocuğun sosyalleşmesi artsın. Dil ve konuşma problemlerinde, dil ve konuşmada problem var ise bu süreç olumlu yönde etkilensin şeklinde telkinler yapılır aileye. Buna sonuna kadar katılıyorum. Bizler de bunun benzeri telkinlerde bulunuyoruz. Ancak bunu planlarken çocuğun varoluş potansiyeli, varoluş düzeyi çok önemli. Yani çocuğumuz öncelikle yeni tanı almış bir çocuk ve şimdiye kadar ev ortamında büyümüş bir çocuk. Dolayısıyla çocuğu henüz hazır olmadan, temel becerileri kazandırılmadan göndereceğimiz bir okul öncesi kurumunda, bir kreşte çocuğumuzu olumsuz yönde etkilememiz de mümkün. O anlamda önemli olan şey çocuğumuzu tanı aldıktan sonra belli bir süre ile özel eğitime, yoğun bir özel eğitime tabi tutup çocuğumuza temel becerilerin kazandırılması gerekiyor. Bu temel becerileri sizler çok iyi hatırlayacaksınız. Kısaca bunları öğrenmeye hazırlık becerileri olarak biliyoruz. Ve öğrenmeye hazırlık becerileriyle ilgili daha öncesinde iki tane video çekmiştim ben. Arzu edenler bu iki videoya da bakarak becerilerin neler olduğunu daha detaylı bir şekilde görebilirler. Kısaca konumuz içeriğinde yeniden hatırlatmam gerekirse öğrenmeye hazırlık becerileri el göz koordinasyonuyla başlayıp göz kontağı, yönergelere uyma, işte bağımsız etkinlik masasına oturabilme, anneden, aileden, babadan bağımsız bir şekilde eğitim ortamına girebilme gibi gibi bir paketi içeren bir beceri alanı. Dolayısıyla içerisinde tabii ince bir sürü şey var ama ana hatlarıyla bu şekilde. Zaten bu ana hatlarını çocuk uyguladıktan sonra belli bir aşamaya gelmiş oluyor ve temel becerileri kazanmış oluyor. Bundan sonraki aşama artık birebir de verilen bu çalışmalardan sonra bundan sonraki aşama artık çocuğun sosyal uyumunun sağlanması üzerinde bir okul öncesi eğitim kurumunda kaynaştırma statüsüyle eğitim alması olacaktır. Bu becerileri tabii ki büyük bir bölümünü kazanılması gerekiyor. Bunun dışında öz bakım becerileri dediğimiz temel becerilerin özellikle tuvalet eğitimi birçok okul öncesi kurum için problem olabilmekte, problem teşkil edebilmekte ve çocuğun okula kaydının yapılabilmesi için, kuruma kaydının yapılabilmesi için tuvalet eğitiminin tamamlanması gerektiği aileye şart olarak sunulabilmekte. Bu açıkçası özel eğitim çerçevesine bakıldığında tam anlamıyla şart değil ama çocuğun tuvalet eğitiminde belli bir aşamaya gelmesi olumlu bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle akran kabulünde pozitif anlamda yansıyacaktır çocuğa.
Henüz çocuğun tam tuvalet kontrolü yok ise gireceği okul öncesi eğitim kurumunda, gireceği akran ortamında akranları tarafından negatif yönde algılama nedeni olabilir. Bu da çocuğumuzun uzun 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 konuştuğumuz ve halen konuşacağımız, ilerleyen videolarda bol bol bahsetmeye devam edeceğim bu konuyu, özgüven, düşük benlik saygısını etkileyebilir. Ve çocuğumuz daha yeni başladığı sosyalleşme sürecinde bir dezavantajlı duruma gidebilir, içinde kapanabilir, akranlarla etkileşim kurmayabilir vesaire vesaire. Dolayısıyla bakın, bir tuvalet eğitimi nelere gebe. Dolayısıyla bütün bu aşamaları iyi planlamamız gerekiyor. Yani evet canım, bir okul öncesi eğitim kurumu var, bir kreş var yakınımızda. Şu çocuğumuz tanı aldı, hemen bir an önce kreşe atalım ve iletişim becerileri gelişsin, sosyalleşmesi gelişsin. Halk arasındaki tabirle söylüyorum, oturmayı kalkmayı öğrensin ve hızlı bir şekilde normalleşme sürecini tamamlasın diye düşünebilirsiniz. Çok insani, ama çocuğumuzun okul öncesi ve sonraki her eğitim kademesinde çeşitli baremleri karşılamadan bu süreçleri hazırlıksız soktuğumuzda gerçekten ve gerçekten gene atasözlerine, deyimlere sığınarak söylüyorum, kaş yapayım derken göz çıkarmakta söz konusu olabiliyor. O yüzden bu süreci iyi planlamak için çalıştığımız özel eğitimciyle, çalıştığımız, gittiğimiz kurumun ilgili uzmanlarıyla, psikoloğuyla süreci çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki gene hekimimizle, çocuk psikiyatrıyla bu süreci çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani işi çoklu boyutta ele almak gerekiyor. Ve çocuğumuz mümkünse özel eğitimde belli bir aşamaya geldikten sonra bu süreci planlamamız gerekiyor. Tabii ki bu süreç yıllar sürmeyecek. Tabii ki bu süreç çocuğumuzun okul öncesi eğitim sürecini kaçırmasına neden olmayacak. Ama eş zamanlı olarak hem özel tanı aldık, hem özel eğitime başlasın, hem kreşe başlasın. Oh ne güzel, ikisi bir arada gitsin yaklaşımı her zaman doğru sonuçlar veremiyor. Doğru sonuçlar verdiği çocuklarımız var mı? Var. Bu çocuğun tabii bireysel özellikleriyle alakalı. İşte gideceği okul öncesi eğitim kurumundaki eğitimcinin ona yaklaşımıyla alakalı, oradaki akranların, arkadaşlarının ona yaklaşımıyla alakalı, işte kurumun fiziki koşullarıyla alakalı, o kadar çok değişken var ki. Tabii ki ilk başta süreç başlarsa başarılı sonuçlar alınabilir mi? Evet, ama işin sağlıklı olması gereken boyutu özel eğitimde temel eğitim becerilerinin çocuğa mutlaka ve mutlaka kazandırılması gerekiyor diyebiliyoruz. Çünkü ana sorunlardan bir tanesi şu da olabiliyor. Çocuğumuzu biz hemen okul öncesi eğitim kurumuna başlatıyoruz. Okul öncesi eğitim kurumuna çocuğumuz başlıyor. Belki çok kısa bir süre geçiyor. Oradaki işte kurum yetkilileri, eğitimcisi çocuğun oraya uyum sağlayamadığını söylemeye başlıyor bize. Ve işte akranlarıyla olumlu ilişkiler kuramadığını söylüyor. Belki diğer ailelerin işte bu durumdan rahatsız olduğunu söylüyor gibi bir sürü şey söylüyor bize. Dolayısıyla bunda tabii ki birçok eleştiri yapmakla beraber çocuğumuzun temel becerilerini kazandırdığımızda bir kere biz aile olarak, anne baba olarak, eğitimci olarak, eğitimci görüşüyle başlattığımızda eğitimci olarak çocuğumuzun hazır olduğunu bildiğimizde bu süreci hem kayıpsız atlatması adına hem de gerekirse mücadele ederek o süreçteki ortamda mücadele ederek, okul öncesi eğitim kurumuyla gerekirse mücadele ederek, gerekirse direterek, tabiri caizse bu süreci üstesinden gelebiliriz. Dolayısıyla ama önemli olan şey çocuğumuzun hazır olduğuna inanmak. Bunu planlamamız çok önemli. Bu süreci iyi planladığımızda daha rahat bir takım şeyler aşabileceğimizi düşünüyorum. Yoksa inanın en başında süreç kesintiye uğrayabiliyor. Hazır olmadan çocuğumuzu bir okul öncesi eğitim kurumuna
gönderdiğimizde. Bunun devamında tabii ki çocuğumuz yaşı gereği ana sınıfına başlayacak. Sonrasında okul dönemi gelecek. Hepsi buradan başlıyor. Burada hazır olduğuna gönderdiğimizde aynı şekilde ana sınıfına da gene hazır hale gelmiş olarak gidecek. Akabinde tabii ki ilkokul süreci de bu şekilde başlayacak. O yüzden bu okul öncesiyle ilk tanışma, ilk buluşma çok iyi planlanmalı. Zamanlaması çok iyi seçilmeli. Çok fazla zaman kaybetmeden tabii ki. Ama o süreci çok iyi planlamak gerekiyor. Gerekirse yoğun bir özel eğitim desteğiyle süreci biraz sıkıştırarak, çocuğumuzun eğitim saatlerini mümkünse arttırarak bu süreci planlayabileceğimizi düşünüyorum. Yine bu konuyla ilgili sorular olursa yorum kısmına, videomuzun yorumlar kısmına sorularınızı bırakırsanız size en kısa zamanda dönmeye çalışacağım diyorum. Evet, bugünkü video konumuz özel gereksinim tanısı almış çocuklarımız için ne zaman okul öncesi eğitim kurumu uygun, ne zaman bir kreşe çocuğumuz başlatılmalı, bunu irdelemeye çalıştık. İlerleyen videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın.